أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم، فبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak cümlemizi sırat-ı müstakimde daim eyleye. Sevdiği ve razı olduğu kulları zümresine ilhak eyleye. Yaşadığımız müddetçe iman ve İslam üzere yaşamaya, son nefesimizde de hüsnü hatime ile çene kapamaya Rabbim cümlemizi muvaffak eyleye. Kıymetli dostlar, Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri imtihan ve sınav için göndermiş olduğu bizi bu dünya hayatında başarılı olmamız için her türlü fırsatı bize tanımıştır. Yanlış yollara düşmeyelim, sonunda ağlamayalım, pişman olmayalım diye peygamberleriyle ve indirdiği ayetleriyle, kitabı ile bize yol göstermiştir. Çok açık ve net. Azıcık düşünen insanın düşünmesiyle varabileceği, etkilenebileceği ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Buyuruyor ki Estaizu billah vettabi'u ahsana ma unzile ileykum min rabbikum min qabl an yatiyakumul azabu bagteten ve entum la teş'urun. Kullarım, benim size gönderdiğim ayetler var. Bu ayetleri size gönderdim. Sizi ilgilendiriyor bunlar. Ansızın size ölüm gelir ve ansızın ölümden sonra ciddi bir azaba çarpılırsınız, ne yapacağınızı şaşırırsınız, böyle bir gün gelip çatmadan önce benim size indirdiğim bu en güzel ayetlere uyun, hayatınızı buna göre tanzim edin diyor. اَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَةَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ ف۪ي جَمِّ اللّٰهِ. Kullarım, ben sizi ikaz ediyorum, bakın eğer hazırlıksız yakalanırsanız, ölümle karşılaşırsanız, o zaman bakacaksınız ki yolculuk uzun bir yolculuk, ölümle beraber başlayan uzun bir yolculuk. Her yolculukta insanın yanında bir azık lazımdır. Bu uzun yolculuğa çıkarken yanınızda hiçbir azık olmadığını görünce diyeceksiniz ki ya hasrata ala ma farrattu fi cembillah. Vay bana vay be. Ben Allah yanında ahiret yolculuğunda ne kadar geri kalmışım, hiçbir şey hazırlamamışım, bu yolculukla ilgili hiçbir hazırlığım yok, eyvah, eyvah deyip feryat edeceksiniz. Bu feryadınız gerçekleşmeden ben size diyorum ki, size indirdiğim bu ayetleri kale alın ve hayatınızı buna göre tanzim edin. Tabutun içerisine girdikten sonra, mezara yerleştikten sonra eyvah demenin ne anlamı var, ne faydası var diyor Allah Celle Celaluhu. Kıymetli dostlar, bir insana morfin vuruyorlar. Morfin vurduktan sonra, uyuşturduktan sonra adamı doğuruyorlar. Kesiyorlar göğsünü, kalbini dışarı çıkarıyorlar. Hiç sesi çıkmıyor. Hiç sesi çıkmıyor. Kemiğini kesiyorlar, testereyle ağaç keser gibi kesiyorlar. Hiç sesi çıkmıyor. Halbuki sinek ısırsa yerinde duramıyordu. Diken batsa hemen fırlıyordu.
diken battığı zaman yerinden fırlayan, sinek ısırdığı zaman müdahale eden insan neden kemikleri testereyle kesilirken hissesi çıkmıyor? Neden göğsü yarılıp kalbi dışarı çıkarıldığı halde ameliyata sesi çıkmıyor? Çünkü morfinleşmiştir, morfinleştirilmiştir. Peki morfin olunca ne oluyor? Hisler kayboluyor, duyu organları acıyı, ızdırabı hissetmiyor. Öyle mi? Bir insanın gözünde katarak olduğu zaman, katarak olduğu zaman en yakın tarafı görmüyor böyle. Buzlu cam gibi oluyor. Başına gelenler öyle anlatıyorlar. Buzlu camda nasıl dışarısı gözükmüyorsa, katarak gözün önüne geldiği zaman görmüyor. Ya adam bakıyor, açıyor, gözünü görmüyor. Niye görmüyor? Çünkü gözünde katarak var, onun için görmüyor. Kardeşler, dostlar, Allah Kur'an'da bir şeyler buyuruyor da biz hiç sallanmıyorsak yerimizde, morfinleşmişiz demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatımızı şekillendirmek için bir şeyler söylüyor da biz yerimizden sallanmıyorsak morfinleştik demektir. Uyuşturulduk biz demektir. Şeytan bizi morfinleştirdi. Haramlar bize morfin oldu. Hayatımızı kapladı haramlar. Kur'an etki yapmıyor. Ayetler etki yapmıyor. Ha deyip geçiyoruz. Ha deyip geçiyoruz. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edemiyoruz. Kıymetli dostlar, biz hayatımızı iki şeye göre tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Bu iki şeyden birisi Kur'an'dır, birisi sünnettir. Ne demek bu? Bu ne demek? Dersimin başında Haşr suresinin 7. ayet-i kerimesinin son kısmını okudum. Diyor ki Allah Celle Celaluhu: Estaizu billah ve ma ataakumur rasul fehuzuh. Ey kullarım, ben size bir elçi gönderdim. Muhammed Mustafa'yı gönderdim sallallahu aleyhi ve sellem. O size bir şeyleri yapın diyor. O size bir şeyleri yapın diyor. Bir şeyleri yapın derken bazen benim indirdiğim ayetlerle sizi rehber oluyor, bazen de ona öğrettiğim diğer bilgilerle, hadis-i şeriflerle size rehber oluyor. Kur'an'da Allah böyle buyuruyor. Ben size şöyle tavsiye ediyorum, şöyle emrediyorum. Her ikisi de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize getirdiği iki şey vardır. Birisi Kur'an'dır, birisi sünnettir. Hadis-i şerifler. Diyor ki Allah Celle Celaluhu: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Kullarım, benim peygamberim size neyi getirdiyse, her ne getirdiyse, ayet midir, hadis midir, فَخُذُوهُ, onu alın, cebinize koyun, ahlakınıza taşıyın, hayatınıza taşıyın. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, neden sizi yasakladıysa, فَانْتَهُ, ondan da vazgeçin, kaçının. Zira وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Ey kullarım! Ben peygamberleri sadece ümmetin arasında bulunsun da bereket olsun diye göndermedim ki. Ben peygamberleri itaat edilsin, sözleri dinlenilsin, sözlerine kulak verilsin, insanlar hayatlarını ona göre tanzim etsinler diye. Kardeşler! Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiği toplum canavar bir toplumdu, cahil bir toplumdu, gaddar bir toplumdu, hırsızlık, zina, ayyuka çıkmış bir toplumdu, insan hakları ayaklar altına çiğnenmiş bir toplumdu, içkinin, kumarın, zinanın ayyuka çıkmış olduğu, putperestliğin her tarafı kuşattığı, Kâbe-i Muazzama'nın içerisinde 360 tane putun olduğu bir toplumdu. Anne baba hakkının gözetilmediği, kadın haklarının kale alınmadığı, kız çocukların diri diri gömüldüğü, faizin sınırsız bir şekilde toplumu ezdiği, fakiri ezdiği bir toplumdu. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kadar o toplumu etkilemedi, o toplumu değiştirmedi. Ne zaman ki 40 yaşında kendisine ikra bismi rabbikellezî halak, seni Rab, yaratan Rabbinin adıyla oku, emru fermanı geldi ve peygamberlik geldi. Milleti irşad etmeye başladı. Toplumu ikaz etmeye başladı. Onun vazifeye başladığı peygamberliğini tebliğ etmeye başladı.
bir taraftan ayetlerle, bir taraftan hadis-i şeriflerle toplumu böyle tabiri caizse lime lime işlemeye başladığı o andan itibaren Mekke'de değişiklik başladı. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye intikal ettiğinde ciddi manada Medine-i Münevvere değişti. Medine-i Münevvere'ye vardığında Ensar tüccar bir toplumdu. Ama o tüccar toplumu sahtekarlıkta zirve yapan bir toplumdu. Ticaret olduğu gibi sahtekarlık üzerine bina edilmişti. Ancak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere gittiğinde kısa zamanda Medine-i Münevvere'nin ensarı, Medine-i Münevvere'deki ensar, o tüccar kısa zamanda en dürüst tüccar haline dönüşmüş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deki müşrikleri imana davet ediyor. İman edenler hayatını A'dan Z'ye kadar değiştiriyor. Köleler, cariyeler, kadınlar, erkekler, zenginler ve fakirler. Kim iman ediyorsa hayatı A'dan Z'ye değişiyor. Her inen ayet süngerin suyu çektiği gibi insanlar o ayetleri hayatına çekiyor. Her Efendimizin tavsiyesi süngerin suyu çektiği gibi o tavsiyeleri insanlar hayatına, ahlakına taşıyor. Mekke ve Medine ve nihayet Arap Yarımadası ve nihayet dünyanın her tarafı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği o nur ile nurlanmıştır. Kıymetli dostlar, sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmaîn'den bir grup insan oturmuşlar. O gün yokluk var. O gün fakirlik var. Zulüm ve işkence var. Fakirlik, konu fakirlik. Hani biz bir araya geldiğimiz zaman dolar, avro, altın gündem oluyor ya. Orada da gündem neydi? Fakirlikti. Rahmetli babam derdi ki, oğlum 50'li yıllarda, 40'lı yıllarda her oturduğumuz mecliste, her oluşan mecliste fakirlikten ve yemekten bahsedilirdi. Çünkü toplumun sıkıntısı o zaman yiyecek içecekti, fakirlikti. O zaman da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke devrinde de bir fakirlik vardı. Bir taraftan zulüm ve işkence vardı, bir taraftan da fakirlik vardı, zorluk vardı. Biz fakirlikten konuşuyorduk diyor aramızda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyor. Dedi ki bize, el-fakre tekâfû, siz fakirlikten mi korkuyorsunuz? Gerçekten çok önemli bir hadis-i şerif kıymetli dostlar. El-fakre tekâfû, siz fakirlikten mi korkuyorsunuz? Gündeminizde fakirlik var, fakirlikten mi korkuyorsunuz? Durun bakayım. وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, لَتُصَبَّنَّ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا صَبَّا Dünya size öylesine dökülecek, öylesine akıtılacak, öylesine akıtılacak ki şu anda fakr-ı zaruretten bahsediyorsunuz. Kısa zamanda zenginleşeceksiniz. Dünya öylesine akıtılacak, öylesine akıtılacak ki her evdeki insan, şimdi fakirlikten ağlayan insanlar köşe olacaklar. Fakirlik artık kalmayacak. Öyle zamanlar gelecek. Hatta la yuziga kalbe ahadikum izagatan illahi. Bakın kul ümmetim diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siz maddi imkanlara, ciddi manada maddi imkanlara kavuştuğunuz zaman sizin kalbinizi kaydıran servet olacak, varlık olacak, para olacak. Fakirsiniz, zengin olmak istiyorsunuz ama ben nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki bol bol dünyalık size akıtılacak. Fakirliği unutacaksınız. Zengin olduğunuz halde zenginliğinizin farkında olup şükretmeyeceksiniz. Zenginliğinizi ve imkanlarınızı Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, efendim flört yapmakta, haram işlemekte, eşini aldatmakta, faize dönüştürmekte kullanacaksınız. Servet nimetlerin artması, şükrünüzün artmasına değil, kalbinizin kaymasına sebep olacak. Leymullah. Allah'a yemin ederim ki diyor. Laqad taraktukum ala mislil beyda.
ben sizi çok berrak bir din üzere bıraktım. Yani ben size çok berrak bir din bırakıyorum. Kur'an'a bakarsanız, sünnete bakarsanız nasıl yaşamanız gerektiğini öğrenirsiniz. Yeter ki bakın, anlamak niyetiyle bakın, yaşamak niyetiyle bakın. Çok berraktır benim size bıraktığım Kur'an ve sünnet. Leyluha ve neharuha sevaun. Pırıl pırıl. Gecesi gündüzü müsavi bir din üzere ben sizi bıraktım. Dolayısıyla benim size bırakmış olduğum kitap ve sünnete yapışırsanız asla kaymazsınız. Öbür türlü dalalete, sapıklığa yuvarlanırsınız diyor. Kıymetli dostlar, biz Allah'a ve Resulüne inanmış insanlarız. Elhamdülillah. Allah'a ve Resulüne inanmış insanlarız. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu kelime-i şehadeti dilimizle ikrar ediyor, kalbimizle tasdik ediyoruz. Zerre kadar şüphemiz yoktur inanılması gereken konularda. Allah'ın varlığına ve birliğine inandığımız gibi meleklerin varlığına da inanırız. Zerre kadar şüphemiz yoktur. Meleklerin varlığına inandığımız gibi semavi kitapların Allah tarafından geldiğine de aynen o yakini olarak kesinlikle inanırız. Yine biz Allah'a ve Resulüne inandığımız gibi kıyametin kopacağına, bir grup insanın cennete gireceğine, bir grup insanın da cehenneme gireceğine inanırız. İstanbul'da Fatih Sultan Köprüsü, Boğaz Köprüsü, üçüncü köprü olduğuna inandığımız kadar cehennemin üzerine kurulmuş Sırat Köprüsü'ne de inanırız biz. Biz bunlara kesin olarak inanırız. Kardeşler, peki İstanbul'da üç tane köprü vardır. Bakarsın navigasyona, Boğaz Köprüsü yoğunsa Fatih Köprüsü'nden gidersin. O yoğunsa Yavuz Selim Köprüsü'nden gidersin. Hangisi daha serbestse ondan gidersin. Kardeş, cennete girmek için Sırat Köprüsü'nden başka köprü var mı? Yok. Eğer cennete girmek istiyorsan Sırat Köprüsü'nden geçmek mecburiyetinde misin kardeş? Evet. Peki Sırat Köprüsü'nden kim geçiyor? Kim geçemiyor? Sırat Köprüsü'nden herkes geçemiyor. Orası han köprüsü değil ki. Biz de derlerdi ki Dingo'nun hanı değildir derler. Yani o köprü öyle bir köprüdür ki birileri geçebilecek, birileri geçemeyecek. O köprü altında fokur fokur kaynamakta olan cehenneme atacak bir kısmını, geçemeyecek. Büyüklerimiz, eski hoca efendilerimiz kitaplardan aldıkları bilgilerle kıldan ince, kılıçtan keskin derlerdi işin ciddiyetini anlatmak için. Peki kardeşler, ne dersiniz? Hayatında paradan başka, zevku sefadan başka, nefsini tatmin etmekten başka, canım böyle istiyor diye yaşamaktan başka derdi olmayan bir insan o Sırat Köprüsü'nü geçebilir mi sizce? Hayata Müslüman olduğu halde gavurca yaşayan, bir daha söylüyorum, Müslüman olduğu halde gavurca yaşayan bir insan Sırat Köprüsü'ne geçebilir mi? Hocam ne demek Müslüman olduğu halde gavurca yaşayan? Ne demek mi? Anlatayım şimdi. Yine Allah bütün ölülerimize rahmet eylesin. Rahmetli babam derdi ki, oğlum İzmit'te bir fabrikada çalışıyoruz. Çalıştığımız fabrikada efendim şefimiz Fransız birisi. Agop. Dinsiz, imansız birisi. Onun himayesinde çalışan adı Mustafa ustabaşı var. Fransız olan Türkçe bilmiyor. Fransız olan Türkçe bilmiyor. Mustafa onun ustabaşısı oluyor. Mustafa nasıl olsa Agop Türkçe bilmiyor diye ondan bahsedeceği zaman gavur diyor. İşte gavur Agop, gavur Agop diyor. Ne demek olduğunu adam bilmediği için müdahale etmiyor. Bir gün sormuş Agop Fransız. Demiş ki ya bu gavur ne demek? Açıklamış açıklayan. Demiş ki böyle böyle. Gavur bizde dinsiz imansıza söylenir. Demiş ki Mustafa gel buraya.
Mustafa'yı çağırdı. Senin adın ne dedi? Benim adım Mustafa. Benim de adım Hago. Ben dedi zina yaparım, sen de yapar mısın? Yaparım dedi. Ben içki içerim, sen de içer misin? İçerim dedi. Peki dedi. Ben namaz kılmam, sen kılar mısın? Yok kılmam dedi. Ben zekat vermem, sen verir misin? Vermem dedi. Ya Mustafa dedi. Benim yaptığım her yediğim her naneyi sen yiyorsun. Benim yapmadığım ibadetleri sen de yapmıyorsun. Ben oldum gavur, sen oldun Müslüman. Nasıl bir şey bu ya? Adı Mustafa olması, öbürünün adının Agop olması Sırat Köprüsü'nden geçmek için yeter mi? Yetmez. Adın Mustafa, Ahmet, Mehmet ama gavurca yaşamayacaksın kardeşim. Hayatında zina var. Zinanın adını, tarifini değiştirdiler. Evlendikten sonra hanımını aldatırsa zina, evlenmeden olursa aşk macerası. Böyle bir şey yok ki. Zina bellidir. Allah'ın emriyle, nikah ile birleşmeye efendim normal evlilik denir. Kendini Allah'ın emirleri çerçevesinde tatmin olur. Kimle hangi zamanda olursa olsun, hangi maksatla olursa olsun nikahsız birleşmeleri bekar da yapsa, evli de yapsa bunun adı nedir? Zinadır. Peki bir insanın hayatında zina varsa gavurluk yapıyor demektir bu. Bir insanın hayatında içki, kumar varsa bu insan gavurluk yapıyor demektir. Ne demek? Gavur değildir ama gavurluk yapıyor. Peki soruyorum, Sırat Köprüsü'nden geçmek için adının Ali olması yeter mi? Hatta veli olması yeter mi? Hatta nebi olması yeter mi? Ada göre geçilmiyor oradan. İman ve salih amele doğru göre geçiliyor. Kardeşler, biz Allah'a inandık mı? Nasıl inandık? Ben sizin her birinize sorsam, desem ki size, Allah'ın bilmediği bir şey var mı? Haşa hocam, bilmediği bir şey. Peki sorsam size, Allah'ın yanlışı var mı? Haşa hocam, Allah'ın yanlışı olur mu dersiniz? Desem ki size, Allah'ın her dediği doğru mudur? Amenna ve saddekna, doğru dersiniz. Her ayeti okuduktan sonra biz bitirince ne diyoruz? Sadakallahul azim. Ne demek? Büyük olan Allah doğru söyledi. İnancımız bu değil mi? İnancımız bu ise bu inancımıza göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Kardeşler, inancımız Kur'an inancı. İnancımız peygamber inancı. Ama yaşantımız gavur yaşantısı olamaz. Olmamalı. Eğer böyle olursa o zaman Sırat Köprüsü'nde takılırız. Hesapta takılırız. Kabirde münker ve nekir meleklerin suallerinde takılırız. Hesap veremeyiz. Ağlamaya başlarız. İmdadımıza koşan olmaz. Geçen de bir kardeşimizi defnetmek için mezara götürdük. Ah dostlar be! Bir taraftan yağmur yağıyor, içerisi çamur. Çamurun içerisine koyduk, dizdik üzerine tahtaları, doldurduk toprağa, geldik. Nerede peki onun dünyadaki şatafatı? Dünyada yaşadığı imkanlar nerede? Bir de orada münker ve nekir meleklerin sorularına cevap verememek varsa, hayatı yalanla, talanla, haramla geçmiş ise ne olacak ondan sonrası, söyler misiniz bana? Nerede babalarımız? Nerede dedelerimiz? Nerede birçok büyüklerimiz? Hepsi toprağın altında yaptıklarının hesabını veriyor. Yarın senin için de bu sözler söylenecek. Benim için de bu sözler söylenecek. Allah hepimize yardım eylesin. Sözümüzün özü nedir? Kardeşler, hayatımızı Kur'an ve sünnete göre tanzim etmemiz gerekiyor. Kur'an'dan maksat belli, sünnetten maksat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleridir. Biraz önce dedim ki, her birimiz inanıyoruz. Nereye inanıyoruz? Allah'ın yanlışı olmadığına, her söylediğinin doğru olduğuna inanıyoruz. Doğru mu? Doğru. Bu inancımız tamam mı? Tamam. Peki o zaman bankada faiz kuyruklarında neden bekliyorsun? Sen Allah'a inanmadın mı? Allah'ın kitabına inanmadın mı kardeşim? Allah diyor ki فَاِلَّمْ تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Eğer siz faizden vazgeçmezseniz Allah'a ve Peygamberine savaş ilan edin diyor. Kardeşim, sen paranı bankaya faiz gelir getirsin diye faize ne diye yatırıyorsun? İmanınla bağdaşıyor mu? Kur'an'a inancınla bağdaşıyor mu? Allah'a inancınla bağdaşıyor mu? Allah Kur'an'ında diyor ki يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ. Allah faizi yok eder, bereketini yok eder.
zekat esasına dayanan serveti artırır diyor. Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Allah'ın kitabına inanmadın mı? Allah Celle Celaluhu faizi yasaklarken yanlış mı yaptı haşa? Ben faize dayanan servetin bereketini yok ederim diyor ayeti kerimesinde. İnanmadın mı kardeşim? Allah yanlış mı söylüyor? Eğer Allah böyle söylediği halde ben faize bulaşırsam kabirde evladım, malımı, servetimi kendisine bıraktığım evladım benim imdadıma koşacak mı? O faiz esasına dayanarak elde ettiğim serveti teslim ettiğim insanlar benim imdadıma koşabilecek mi? Ben onun hesabını nasıl vereceğim orada? Nasıl vereceğim? Kıymetli dostlar, ben Kur'an'a inanıyorsam, Allah'a inanıyorsam hayatımı Kur'an'a göre tanzim edeceğim. Hayatımı sünnete göre tanzim edeceğim. Resulullah Allah'ın elçisidir sallallahu aleyhi ve sellem. İnanıyor musun Allah'ın elçisi olduğuna? İnandım ve iman ettim. Ne demek elçi o zaman kardeşim? Allah adına konuşan Allah'ın elçisi bu demektir. Öyleyse sen ve ben hayatımızı Kur'an'a ve Allah'ın elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme göre tanzim etmek mecburiyetindeyiz. Peki kardeşim, Kur'an'a göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Adı Fatıma, adı Ayşe. Ama hayatında ne Fatıma annemizden eser var, ne Hazreti Ayşe annemizden eser var, ne de Hazreti Hatice annemizden eser var. Başını açmış, sadece başını açmamış, bütün ziynetini ortaya koymuş, her türlü gençlerin, insanların, erkeklerin duygularını tahrik edecek kıyafetiyle, parfümüyle, süsüyle sokağa çıkmışın. Adı Fatma olsa ne olacak? Hatice olsa ne olacak? Ayşe olsa ne olacak? Kıymetli kardeşler, Sırat Köprüsü'nden Fatıma isminde olanlar geçecek diye bir kayıt var mı? Münker ve Nekir melekleri Fatımalara, Ayşelere, Hatice'lere hesap sormayacak diye bir kayıt var mı? Kardeşim, benim peygamberim kızının saçının bir kılını göstermiyordu. Benim peygamberim eşinin saçının bir kılını göstermiyordu. Senin kızın, senin eşin peygamberin hanımından, peygamberin kızından farklı mıdır? Başka bir yolun talibi midir? Başka bir yere mi gidip hesap verecek? Benim peygamberim Kur'an'ında getirdiği ayetlerinde Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Habibim, mümine hanımlara de ki gözlerini korusunlar. Bakılması caiz olmayan yerlere bakmasınlar. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ Namuslarını da korusunlar. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ Süslerini başkalarına göstermesinler. Saçlarını, gerdanlarını, kulaklarını, ziynetlerini başkalarına gösterip celbedici, cezbedici bir manzara oluşturmasınlar. Allah diyor bunu, Allah. Allah'a karşı gelinir mi? Allah böyle dese de ben böyle yaparım cesaretini kim nereden alabilir? Allah'a inandığı halde. Allah'a inandığı halde bu cesareti nasıl alabilir insan? Polisin gözü önünde sağ şeridi ihlal etmiyorsun, emniyet şeridini ihlal etmiyorsun. Polisin gözü önünde kırmızı ışığı ihlal etmiyorsun. Polis görüyor, ceza yazar diye. Allah'ın gözü önünde nasıl Allah'ın kurallarını ihlal edersin? Allah'a inandığın halde nasıl ihlal edebilirsin? O Kur'an inancıyla bağdaşmaz. Yani biz hayatımızı neye göre? Okullardaki manzaraya göre, sokaklardaki manzaraya göre, internetteki manzaraya göre mi tanzim edeceğiz? Yoksa Allah ve Resulünün Kur'an ve sünnetine göre mi tanzim edeceğiz? Kardeşler, benim burada konuşmam kolay, sizin orada dinlemeniz çok daha kolay. Ama ne benim ne de sizin kabirde ve sonrasında hesap vermemiz kolay değildir. Hesabımızı kolaylaştıralım. Hesabımızı zorlaştırmayalım. Hesabımızı zorlaştırmayalım. İnancımız neyi gerektiriyorsa, Kur'an ne diyorsa hayatı ona göre tanzim edeceğiz. Peki, kıymetli dostlar, hayatımızı Kur'an'a göre tanzim edeceğiz. Tamam. Şimdi soruyorum size. Birçok insan, evvela Türkiye Müslüman bir toplumdu. Elhamdülillah. Biz bununla iftihar ediyoruz. Müslüman olduğumuzda iftihar ediyoruz. Ama kardeşler,
Kıymetli dostlar, Türkiye'de yüksek sesle konuşulan konulardan birisi de aile içerisinde şiddet meselesi değil midir? Ne demektir bu? Bunlar neyi kastediyorlar? Türkiye'de %98'i Müslüman olan bir ülkede aile içerisinde şiddet konuşulmalı mı, konuşulmamalı mı? Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hazreti Ömer Efendimiz geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, Mekke'de bizim hanımlarımız çok uslu insanlardı. Onlar da çok uslu kadınlardı. Ancak Medine'ye geldik, Medine'deki kadınlar çok demokrat. Bizimkiler de yoldan çıktı. Bize karşı hanımlarımız böyle dilini uzatmaya başladılar. İzin ver de şöyle biraz hırpalayalım onları, dedi Hazreti Ömer Efendimiz. Çünkü başımıza çıkıyorlar neredeyse. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanki böyle izin verir gibi oldu. Öyle ucundan izin yakalayan Hazreti Ömer Efendimiz arkadaşlarına durumu bildirdi. Akşam evlerde kıyamet koptu. Kıyamet koptu. Dayak yemeye başlayan kadınlar sabah soluklarını Hazreti Ayşe annemizin yanında aldılar. Ya Ayşe, bu akşam böyle böyle oldu. Öbürü geliyor, ya Ayşe, böyle böyle oldu diye dayak yediklerini söylüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe annemizin bu bilgiyi aldıktan sonra sabah namazını kılıyor, cemaate dönüyor. Ey ümmetim! Eşlerimden aldığım bilgiye göre bu gece bazılarınız eşlerini dövmüşlerdir. Haberiniz olsun ki eşlerine şiddet uygulayanlar sizin hayırlılarınız değillerdir. Kardeşler, Allah Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki: "Ve'âşirûhunne bil-ma'rûf." Eşlerinizle iyi, tatlı, güzel geçinin diyor. Allah böyle söylediği halde eşlerine zulüm yapanlar, eşi olduğu halde onu aldatıp başkasıyla yuvasını dağıtmaya çalışanlar Kur'an'ın neresindeler? Kur'an'ın neresindeler? Arkadaş, kardeş, sen bir eşin var, bunun hakkını gerçekten ödeyebildin mi? Bir de yanlış yollara düşüyorsun. Arkadaş, dostum, sen namuslu bir insansın. Bir gün eşinin seni aldattığını duysan ne kadar etkilenirsin? Eşinin seni aldattığından etkileniyorsun, affedersin, onun yaptığı namussuzluk da senin yaptığın nedir? İkisinin de adı namussuzluktur. Eğer kadına yakışmıyorsa ne dersiniz? Erkeğe yakışır mı? Kardeşim, nerede, hangi şartlarda ne iş yaparsan yap, ne naneyi yersen ye, yarın ahirette videosuyla beraber karşına çıkacaktır. Beni tanıyan insanların olmadığı yerde, gizli yerlerde, otellerde, şurada burada ben numara çeviriyorum. Kimi aldatıyorsun kardeşim? Biz eşlerimize, eşlerimiz bize karşı bu yanlışları asla yapmamalı kalbinde iman olduktan sonra. Kıymetli dostlar, biz Allah'a ve Resulüne inandık. Ne diyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir diyoruz. Doğru mu? Elçisidir. Şüphemiz var mı? Yok. Peki o ne dedi? O dedi ki, "Men gashşe feleyse minna." Bizi aldatan bizden değildir dedi. Peki kardeşim, sen ticaretinde, malın kalitesinde, fiyatında ve sınıfında, nevisinde birilerini aldatıyorsan, Efendimiz diyor ki, sen ki bizi aldattın, bizden değilsin. Kardeş, sana soruyorum. Peygamber zümresinden değilsen, bizim dediği dairenin içerisinden değilse bir insan nereden olabilir? Ancak olsa olsa şeytanın ordusundan olabilir. Peki değer mi? 3 kuruş alabilmek için birisini aldattığımızda Efendimiz bizi saf dışı yaparsa o 3 kuruş için değer mi? Ya 3 kuruş değil, dünya olsa değer mi? Bütün dünyayı sana verseler ama Peygamber diyor ki, sen bu tavrı içerisine girince ben seni sildim, sen benim ümmetimden değilsin, ben seni benden kabul etmiyorum derse, vallahi bütün dünyayı verseler değer mi? Elinden sonunda çıkacak olan dünyanın hepsini verseler değer mi? Bir tane miden var kardeşim. Her birimizin birer tane ağzı yok mu? Her birimizin birer tane midesi yok mu? Fakiri doyuran seni de doyurur kardeşim. Ahmet'i doyuran seni de doyurur. Çok fazla alacağım diye yanlışa, yalana, aldatmaya neden gidersin?
bayat balığı taze diye nasıl satarsın? Martı etini tavuk eti diye nasıl satarsın? Vurulmuş arabayı sıfır kilometre değişmemiş parçası diye nasıl satarsın? Bozulmuş bir parça, 10 liralık bir parçayı daha fazla para alacağım diye farklı bir parçanın bozulduğunu söyleyerek 500 liraya adamı 10 liraya, 20 liraya tedavisi ve telafisi mümkün olan bir parçayı bu benim gitmeme gelmeme korumaz diyerek nasıl olsa anlamıyor, beyni bozulmuştur diyerek basit bir parçası bozulduğu halde efendim beyni bozuldu, bunun da düzelmesi için 500 lira lazım, 750 lira lazım diyerek 20 liraya olacak bir şeyi 750 liraya adama kandırırsan kardeşim sen kendini kandırırsın. Mezara girdiğin andan itibaren yanma başlayacak. Başlayacak, yanma başlayacak. Yandım Allah yandım deyip feryat etmek başlayacak ama yeniden gelip de adamdan hak helallığı alamazsın kardeşim. Aldatırsan bizden değilsin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir Müslüman kimseyi aldatamaz. Eşini aldatamaz, müşterisini aldatamaz, ortağını aldatamaz. Ortağını aldatamaz. Komşusunu aldatamaz. Aldattığı zaman bizden değildir diyor. Sildi seni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem listeden. Peki kardeşim. Biz hayatımızı Kur'an'a göre, sünnete göre tanzim edeceğiz. Kardeşler, hepinizden Allah razı olsun. Kalktınız, cuma saatinde camiye geldiniz. Biraz da sohbet dinleyelim diye geldiniz. Peki, Allah emretti diye geldiniz. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Allah'ın emrine duyduğunuz saygı sebebiyle camiye gelen ey Müslümanlar, haberiniz var mı? İkindide de Allah'ın ikindi namazı emri vardır. Aynı Allah. Aynı Allah cuma namazını emrettiği gibi ikindi namazını, akşam namazını, yatsı namazını, sabah namazını her gün emrediyor. Cumanın farklılığı nedir? Camide cemaatle olacak. Doğru mu? Camide cemaatle olacak. Eğer cuma evlerde, yazıhanelerde olsaydı şimdi siz gelmezdiniz buraya. Evinizde kılardınız, yazıhanelerinizde kılardınız. Ama Allah şart koştu. Cuma günü insanlar bir araya toplanacaklar. Onun için buradasınız. Peki kardeşlerim, kıymetli kardeşlerim, Allah'ın emridir diye cumaya gelen kardeşlerim, bu konuya gösterdiğiniz hassasiyet alel ra'si vel ayn. Ama ben size diyorum ki kardeşlerim, ben cumaya gitmezsem yanarım gitmeliyim dediniz geldiniz ya, doğru yaptınız, isabet ettiniz. Ama aynı hassasiyeti 5 vakit namaza göstermezsek ne dersiniz kardeşim? Ne dersiniz? Kur'an'da onlarca ayet var. Allah emrediyor. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Şüphesiz namazlar vakitleri belirlenmiş bir şekilde farz kılınmıştır diyor. Kim belirledi vakitlerini? Kim farz kıldı? Allah farz kıldı. Cuma günü bizi bir araya topluyor Allah Celle Celaluhu. Ne diyor? Cuma günü bir araya toplanmanız yetmez diyor. Bir de hutbe okunması lazım diyor. Hutbeyi de ne zaman okutuyor Allah Celle Celaluhu? Ezandan sonra. 4 rekat sünnet kılıyoruz, ondan sonra hutbe okunuyor. Bunun anlamı ne kıymetli dostlar? Bunun anlamı ne? Ey Müslümanlar! Siz bir defa her şeyden önce haftada bir araya geleceksiniz. Omuz omuza geleceksiniz. Birliğinizi, beraberliğinizi, kalabalıklığınızı ortaya koyacaksınız. Birbirinizden güç ve kuvvet alacaksınız. 2. En azından haftada bir vaaz dinleyeceksiniz. Sohbet dinleyeceksiniz. Eğer siz haftada bir sohbet dinlemezseniz zayıflarsınız. İmanınız zayıflar. Gözünüze katarak düşer. Şeytan sizi morfinleştirir. Haramlar size tatlı gelmeye başlar. Koparır sizin bacağınızı şeytan morfinleştirdikten sonra. İmandan koparır, namazdan koparır, içkiye götürür, kumara götürür, zinaya götürür. Sen zannedersin ki hala imanım yerinde duruyor. Haftada bir hutbenin anlamı nedir? Ey Müslüman, mutlaka haftada bir sohbet dinlemelisin. Ayetlerden, hadisten bilgi sahibi olmalısın diyor. Maalesef kıymetli dostlar. Biz kürsüde veya ön taraf kürsüdeyken gözükmez zaten. Gözükmez derken öyle bir manzarayla karşılaşmıyoruz. Mihraptayken göremeyiz ama zaman zaman cemaatimizden şu şikayetler geliyor. Siz daha iyi bilirsiniz.
Hatip Efendi hutbe okurken elinde telefonuyla meşgul olanların sayısı az değildir. Ah kardeşim be! Ne kadar da taptın o internete, ne kadar da taptın o elindeki melanete. Allah ile arana evladın girse evladın fitnedir. Allah ile arana eşin girse eşin fitnedir. Allah ile arana telefon girerse telefon da fitnedir. Sana vaaz dinletmeyen telefonsa fitnedir. Sana vaaz dinletmeyen, seni camiye getirmeyen servetinse fitnedir. Senin başına beladır. Benim başıma beladır. Olayı böyle görmek lazım. Evet kıymetli dostlar. Baş tarafta okuduğum bir hadis-i şerifi tekrar okuyarak dersimi bitiriyorum. Sahabe-i kiram rıdvanullahi aleyhim ecmain kendi aralarında konuşuyorlarmış. O zaman ağızları açlıktan kokuyordu. Kendi aralarında en önemli mesele fakirlik meselesiydi veya en önemli meselelerden birisi fakirlik meselesiydi. Fakirlikten konuşuyordu. Geldi diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki, siz fakirlikten mi korkuyorsunuz? Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, şu anda fakirlik var ama, öylesine bol nimetler akıtılacak ki size, akıtılmakla akıtılacak. Her taraf sebil olacak. Kardeşler, evinize gittiğiniz zaman Allah aşkına buzdolabının kapısını açar mısınız? Buzdolabının kapısını açar mısınız? Boş yer var mı? Difrizde boş yer var mı? Fortmantonun kapısını açar mısınız? Boş yer var mı? Ayakkabılığa bakar mısınız? Boş yer var mı? Yine yokluktan bahsediyoruz. Sokaklara bakar mısınız? Arabanızı park edecek yer var mı? Dünya döküldü de döküldü, döküldü de döküldü. Peki kardeşlerim, sabahleyin saat 8'de trafiğin anasını ağlattık. Trafik böyle oldu. Niye? Herkes işine gidiyor. Herkes iş saatinde işine giderken trafiğin anasını ağlatıyor da, namaz saatinde caminin trafiği neden yoğunlaşmıyor? Para lazım da camideki cemaat lazım değil mi? Camide cemaatle kılınan namazdan verilecek olan sevap lazım değil mi? Sadece para mı lazım? Paraya bu kadar tapmayalım, Allah'a tapalım Allah'a. Parayı da Allah verir, karıyı da Allah verir, evladı da Allah verir, her şeyi Allah verir. Her şeyi veren Allah sonunda canımızı alır, verdiklerinin hesabını sorar. Nimetler buraya kadar, buraya kadar her taraf nimetle doludur. Fakirlikten korkmayın. Fakirlik gidecek, zenginlik gelecek. Ancak zenginlik geldiği zaman sizin kalbinizi kaydıracak, yoldan çıkaracak olan dünya olacaktır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Parayı buldu Fransa'ya gidiyor, parayı buldu İngiltere'ye gidiyor, parayı buldu zinaya gidiyor, parayı buldu faize gidiyor. Daha işi büyütmek için kredi alacak, ikinci fabrikayı açmak için kredi alacak, faize bulaşacak. Sizin kalbinizi kaydıracak olan dünyadır. Allah ile aranıza girecek olan dünyadır diyor. Ben sizi gecesi gündüzü müsavi olan pırıl pırıl bir din üzere bıraktım. Kur'an'a ve sünnete bakın, hayatınızı ona göre tanzim edin diyor. Yüce Rabbim Celle Celaluhu kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan her birimizi muhafaza eylesin. Hayatını Kur'an'a göre tanzim eden, sünnete göre tanzim eden, kabre girerken cennet bahçesine girer gibi girebilen, haramlardan uzak, evamir-i ilahiye boynunu büken ve hayatını Kur'an ve sünnete göre yaşayan ayık kullarından olmayı Rabbim her birimize nasip eylesin. Camide secdeye kapandığımız gibi, hayatımızın her bölümünde Allah'ın emirlerine karşı secde eden, ayık kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Yüce Rabbim, ahir ve akıbeti cennet ve cemalullah olan, ilk cennete girenlerle girebilen sevgili kullarından eylesin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. El-Fatiha.